Bilim dünyasının uykusuzluk sorunu için hazırladığı ve önerdiği 10 yöntemi sizin için sıraladık. İlk sırada şu yöntem yer alıyor. Solunuza yatmanız midenizi rahatlatacak. Rahat ettiğimiz uyku pozisyonları farklılık ya da çeşitlilik gösterebilir. Ancak konunun uzmanlarına göre en doğru pozisyon iç organlarının yerleşimlerinden dolayı solunuza döndüğünüz pozisyondur. Çünkü bu şekilde özellikle midenin aldığı pozisyon sayesinde mide ekşimesi sorunu yaşama ihtimaliniz azalıyor. Muz suyunu deneyin. Uykuyu düzenleyen melatonin hormonu açısından elverişli bir meyve olan muz ve özellikle meyvenin kabuğu aynı zamanda magnezyum açısından zengindir. Bu da demek oluyor ki sizi rahatlatacak ve uykuya hazırlayacak elverişli şartlar hazır. Peki ne mi yapmalısınız? İşte tarifi. Muzu dilimlerine ayırın ve suyla kaynatın. Bu şekilde yaklaşık 10 dakika kaynasın. Ardından hazırladığınız muzlu suyunuza bir miktar, yaklaşık yarım çay kaşığı tarçın ekleyin. Hazırladığınız içeceği acele etmeden keyifle için. Üçüncü yöntemimiz ise şu. Uykusuzluk çekiyorsanız uykuya direnin. Bu ifade size garip ve çelişkili gelmiş olabilir. Ancak işe yarayan bir yöntem olarak öneriliyor. Uykunuza direnin. Kaçan kovalanır ilkesi gereği uykunuz peşinizden gelecektir. Araştırmacılar böyle söylüyor. 90 kuşağının en sulu oyuncaklarından köpüklü baloncuk uykuya karşı silahınız olabilir. Nasıl mı? Johns Hopkins Medicine şirketindeki çalışmalarıyla tanınan nöroloji profesörü Rachel Mary Salas, köpüklü baloncuklarla oynayarak vücudumuzu ve zihnimizi sakinleştirebileceğimizi söylüyor. Ona göre bu yöntem derin bir nefes egzersizi niteliği taşıyor. Zamanı düşünmeyin ve odanızdaki saatlerden kurtulun. Saatin ne kadar geç olduğunu sorgulamak ve böylece ne kadar az uyumak zorunda olduğunuzu düşünmek sizi uykusuz bırakıyor. Bunun bir stres kaynağı olduğunu söyleyen bilim dünyası, geceleri zamanı gösteren aksesuarlarla aranıza mesafe koymanız gerektiğini belirtiyor. Yatmadan önce sürekli saati kontrol etmek sizi strese sokacaktır. Bundan kurtulun. Altıncı yöntemimiz ise 20 dakika kuralı. Eğer yaklaşık 20 dakikadan fazla yatakta uykunuzu aradığınızı düşünüyorsanız yatağınızı terk edin. Yataktan kurtulduktan sonra bir bulmaca çözebilir ya da kitap okuyabilirsiniz. Hatta beğendiğiniz bir tabloyu tekrar tekrar inceleyebilirsiniz. Uyku sizi beklenmedik bir anda kendisine davet edecektir. İşte o zaman yatağınıza gidin. Yedinci önerimiz ise şu. Güzel kokulu mumlar uykunuzla aranızı düzeltecek. Koku, edebiyattan psikoloji alanına kadar geniş bir yelpazede birçok konu başlığına ilham oluyor. Onun gücünü yadsımayan bilim dünyası, zihnimizi rahatlatabilecek lavanta ve papatya kokusunu yayan mumları öneriyor. Ancak uykuya dalmadan önce mumu üflemeyi unutmayın. Yüzüstü yatmaktan vazgeçemiyorsanız yumuşak bir yastık tercih edin. Sert olan yastıklar boynunuza zarar verebilir ve bu bölgedeki ağrı uzun sürebileceği gibi günlük hayatınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Dokuzuncu önerimiz ise şu. Vücudunuz ile yattığınız zemin arasındaki boşluklara dikkat edin. Çünkü böyle bir durumda vücudunuzun farklı noktalarında ağrılar duymanız kaçınılmazdır. Bunu engellemek için küçük bir satın alma araştırmasıyla ergonomik yataklardan edinebilirsiniz. Listemizdeki 10. ve son yöntem ise şu. Basit bir nefes egzersizi ile uykuya hazırlanın. Kare ya da kutu nefes egzersizi adı verilen teknikle rahatlama olasılığınız çok yüksek. Üstelik bu teknik o kadar profesyonel bir nitelik taşıyor ki ABD'de polislerden tutun da askerlere kadar birçok kişinin kullanabildiği ve işe yarar sonuçların elde edildiği gözlemlenmiş bir egzersiz tekniği. Bu teknik için ilk aşamada dik oturacağınız rahat bir sandalye bulun. Bu şekilde oturduğunuzda burnunuzdan aldığınız nefesi yavaşça ağzınızdan verin. Konuya odaklanmanız önemli. Dolayısıyla sessiz bir ortamda bunu yapmanız
konsantrasyonunuzu olumlu etkileyecektir. Nefes alıp vermeye devam edin. Yavaşça 4'e kadar sayın ve yine 4'e kadar sayıp bu süre içinde nefesinizi tutun. 4 saniye kuralı ilkesiyle işleyen bu yöntemi alışkanlık haline getirin. Egzersizin detayları için internette geniş çaplı bir araştırma yapabilirsiniz.